Tamam. Şimdi İsmail Usta çok usta bir adam. Kavgalı usta. Yani aynı damadı. Kayınpederinden kopya çekmiş bir usta. Çok güzel yemekler yapıyor. Ve bir yıl müddette mesela hiç geçmiyor. Hiçbir şey yok. Fakat bir başladı bu içmeye hiç ayık durmuyor. Ya 3 ay 5 ay sonra hep sarhoş. Böyle bir dönem dönem. Dönem dönem var. Öyle bir adamdı o. Dediğim gibi güzel yemekler yapıyordu. Şimdi buradan sonra lokanta nereye taşınıyor? Hah. Sonra Mehmet Ali. İsmail Usta'yla Mehmet. Dede Mehmet ayrıldılar. Ayrıldılar. İsmail Usta burada kaldı. Kapısı doğuya bakan taraf Dede Mehmet'e kaldı. O orada bu Ekrem Altun'un köşedeki o demirci dükkan, hurdacı dükkan o zamanlar. Dükkanı değildi, böyle bir arsa. Yani. Oradan bir yer aldı, orayı mutfak yaptı, efendim, tezgah yaptı filan. Fakat öyle olmayacağını anlayınca, beyaz bir yeni yapılmıştı. Beyaz bir bodrum katındaki lokanta yapmıştı. Fakat nasıl olsun? Mehmet Efendi malzemeyi alıyor. İsmail Usta pişiriyor. Yine ortaklık yapıyor. Ortaklık devam ediyorduk iken. Fakat Mehmet Usta ayrılınca, Mehmet Efendi ayrılınca İsmail Usta'ya kaldı müşteri çoğu. Bu burada olmuyor dedi Mehmet abi. Hükümetin karşısında şimdi orası kebap dükkanı galiba. Kebap dükkanı var. Tam olarak nerede? Köşe. O, kitapçının yanında köşe. Evet. Telefoncunun yanı. Batı tarafı. Hükümetin tam batı köşesi. Batı köşesi. Tamam. Evet. Kebap. Kebap. Kapalıcalı kebapçısı olan yer. Ve altındaki dükkanı oraya taşındı. Orada bir süre devam etti. Beyaz filde tutunamadı, oraya taşındı. Orada taşındı. Orada bir süre daha devam etti. Ve sonra kapatıyor dükkanı. Ama İsmail devam etti. İsmail devam etti fakat çok uzun sürmedi. O da Hakkı Mahmut'una kavuştu. Onun yetiştirdiği, şimdiki Mustafa'nın babası vardı, Hüseyin Efendi. Yani İsmail Efendi'nin yetiştirdiği. Evet, Çırak. Çırak. Mustafa evet. Balkanlı'nın babası. Babası, evet. Bir de şeyin İsmail Usta'nın hanımı vardı, Nesibe Hanım. Nesibe Hanım bu Hüseyin'in yanına ortak aldı bir defa. İkisi kadınlar ortak oldular. Sıbhan'ın ortak oldular. Bir süre de öyle devam etti. Sonra o da Akın Mahfet'ten kavuştu Sıbhan'ın da. Bu defa mirasçılar, hadi bakalım biz burada bir şey şöyle yapacağız, böyle yapacağız, sen buradan çık dediler. Hüseyin Efendi de, şimdi... Postanemi karşısında. Hayır, hayır. O değil mi? Ayakkabı, ayakkabı var, ne o? Meşhur bir Adidas'ın olduğu yere geldi. Köşe, senin karşının yanıydı. Köşede kuyumcu vardı, köşenin yanında ondan dükkan vardı. Orada vardı. Büyük kadar lokantası. Büyük kadar lokantası. Orada devam etti. Orada, o yüzden efendim öldü. İşte bana oğluna kaldı, Mustafa'ya kaldı. İşte Mustafa'nın sonra postanın yanına daha büyük, o çık dediler artık. Yıkıldı, apartman olacaktı. Dede Niyazi, yemekleri daha çok klasik bizim gelenek Türk yemeklerinden oluşturdu değil evet, mi? Evet şöyle. Hani böyle balık kültürü o zamanlarda var mıydı? Balık yoktu. Ama o özel yapmış. O özel yapmış. Evet. Yani balık servisi yoktu. Evet. Et yemekleri. Et yemekleri, sebzeli yemekler. Ama demek ki... Tencere yemeği dediğimiz yemekler bir. Evet. Kendisi içki satmıyorlar. Kendileri içki satmıyordu ama akşamları müdavimleri var. Müdavim müşteri.